Hayır, Hitler. Sen İngiliz'in siyasetine bak. Acaba kimin kocasının boynuzları o işaret ettiğin? Öst Victory işareti bu. Hiç duymadın mı? İngilizce zafer demek. Zaferi de kazanacağız Allah'ın inayetiyle. Köbede, Allah'ı karıştırma İngiliz gavurunun işine. Kazanacağız. Var mısın bir iddiasına? İnsaf etmem, fırını alırım elinden. Öst. Fırın diye ekmek fabrikası bu. Biri ötekinden aşağı kalmaz ya, halis un istifçiliğine başlayınca muhlis de şeker kara borsacılığına girişti. Ekmeğin fiyatı yükseldi, gramajı düştü, gene de bulunmaz. Ya yok, pirinç yok, sabun yok, arka kapıda hepsi var beşlisli fiyatına. Evlenmeleri de iddialaşma yüzünden oldu. Halis Hacı Resul'ün kızı Dürdani'yi isteyince muhlis durur mu? Ertesi gün hacının küçük kızı Merdani'yi istiyiverdi. Böylece Halis Cömert oğluyla Muhlis Ela Açık oğlu bacanak oldular. Ama ben sıkıştım, sen devam et. İkisi de hamileydi ya, hangisi önce doğuracaktı? Halis'le Muhlis'in iddialaşması bir saat içinde kasabaya yayıldı. Yarışta geç kalanın buyu kasaba meydanında merasimle kazınacaktı. Yarın lan! Yarın Muhlis'in avadı doğurmadan yarı! Helali bir rezil oluruz, yarı lan! Yarı karı! Sen becer! Çocuğunuz batsın! Oldu mu? Ah, içim çıktı be! Çocuk çıkmadı mı? İçim çıktı! Bana bak karı, ondan önce doğmazsam ben bittim ha! Elini çabuk tut karı! Büyük giderse mahvederim ha! Dur bey, dur! Ben bittim! Asıl mı? Ben bittim. Allah cezanı vermesin senin. Ulan ben doğuracağım neredeyse. Allah! Amanlar mı? Kralım öldü. Buyurun ha. Şekerim lan. Ben Mahmud'a gelin diye iyice. Sütler bu yana ettiğimi. Kadını mı çıkarıyorsun lan Deyyus? Canın acımasın ha. İyi bile. O usturayla gırtlağını keseceğim senin. Emel çıktı namussuz garı. İngiliz'in oyununa geldik. Nasip'le Nasip'in sünnet düğünleri de çekişmeli oldu. Düğünü beraber yapmayı kararlaştırmışlarken Halis kendi çocuğununkini acele kestiriverdi. Hem de namı olsun diye kasabada sünnetsiz çocuk bırakmamacasına. Muhlis ondan aşağı mı kalacak? Kasabada sünnetsiz çocuk avına çıktı. Eşşol eşek! Bu oğlan sünnetsiz ha! Gel bakalım mı oğlum gel. Ben sünnet oldum Muhlis'a. Olsun lan gel. Gel kaçma bir daha olursun oğlum. Üç eksiğin vardı, kaçma oğlum, kaçma. Muhlis sünnet ettirecek başka çocuk bulamadı ama oğlunun kirveliğini partinin il başkanına yaptırıp başka yönden üstünlük sağlamayı başardı. Hasip'le Nasip'in ilk okula başladıkları yıl belediye seçimleri yaklaşmıştı. Halis'i aday gösterseler olmaz, Muhlis'i aday gösterseler olmaz.
Toplanıp karar verdiler aralarında. Her devre biri reis olsun dediler. Başka çaremiz yok. O akşam Sarı Recep'in lokantasında kafaları dumanlanan iki bacanak oyuna durunca zamanıdır deyip bizimkilere bir centilmenlik anlaşması imzalattırdılar. Bir devre Halis belediye reis olursa sonraki devrede polis reis olacak. Maksat barış içinde sırayla sömürsünler kasabayı değil. Hacı Resul yazı tura attı. Sevgili hemşehrileri! Bu güzel vatanımızda demir kırasıyı hakim kılacağız. Evelallah yeni camimizin temeli atılınca da yeni camimizin temeli atılınca da koku dışarıda cereyanlarla hep beraber mücadele edeceğiz. Şimdi sana gösteririm namussuz Halis. Kes lan sesini şu Mustafa Efendi. Evvel Allah'ın izni kereliğine şu özel kasabamızı vilayet yapacağız. Oh yapacaksın. Muhakkak yapacağız. Yeter ki muhaliflerimizi defeleyin. Tarki bölün. Ben sana sorarım. Çocuklar da katılmıştı onların yarışmasına. Geliyorlar. Koşun lan. Baba, ananı bella. Dayan lan, dayan lan! Koş Nasip, koş! Aslan oğlum, koş! Ulan dayan! Geliyor! Aslan oğlum benim! Ne şu ne şey, babanı hariç! Bu yarış ortaokul bitene dek sürdü. Çalışkanlıkta diye tabii. Koşuda, güreşte, futbolda birbirlerine madik atmada. 3 yıllık ortaokulu 6 yılda bitirdiler. Akılları derslerden çok madrabazlığa eriyordu çünkü. Muğlis'in belediye reis olduğu yıl kasabada lisede açıldı. İşte bizimkilerin en başarılı oldukları ders. Bana 10 kağıt verdim. Babam beni çok döver, ulan gelirin sen be. Ya oğlum ben kazanırsam babam bana 6 tüfeği alacak hemen. Ne yapar? Bak. 50 lira. Yapma. İfad etmeyin. Ben kazandım. Yendim. Siyahaları uzun sürmedi. Lisenin 10. sınıfından belge alınca kendilerini asker ocağında buldular. Şu aslana bakın hele. Maşallah çok güzel. Topaç gibi maşallah. Maşallah maşallah. Ver hele bakayım. Aslan gibi maşallah. 41 kere maşallah. Gördün mü ha? Aslanım koyunu versin. Benim aslanım 10 başı olmuş. 10 başı. Abdesthane temizliği yapılacak. Hem bir tezahüret bakayım. Abdesthane temizlenecek Asip Beyciğim. Demek yok burada. Komutanım gelecek.
Bunu görüyor musun bunu? Görüyorum komutanım. Geliyor. Dön. İstikamet abdesthane. Marş. Marş. Ağlama lan. Vatan hizmetinde ağlanılmaz. Yaklaşma. Canım lan. On başın. Yaklaşma vururum. Parola. Oğlum benim diyorum sana. İstersen babam ol vururum. Parola. Göbede oğlum. 40 yıllık arkadaşını mı bulacaksın? Ne yapalım oğlum? Emir böyle. Kusura kalma vuracağım. Yapma lan şeytan doldurur. Ana. Bir daha yapmayacağım on başım de bakayım. Bir daha yapmayacağım on başım. Selam dur. Geriye dön. İstihabet abdesthaneler. Maç. Ben bunu senin yanına koymam. Teşekkür ederim. Onlar askerde depişe dursun, babalar da belediye seçimleri için kolları sıvamışlardı. Kayfayı bizim Osman'da içelim. İçelim ne isteyin? Avukat Vecdi diye mi o? Hı? Bak kendisi gavur. İlk defa bir rakip çıkmıştı karşılarına. Kasaba tarihinde görülmemiş bir şey. Avukat Vecdi belediye reisliğine rakip partiden adaylığını koymuştu. Evet. Bakma başlatalım. Evet. Keslerine min kenarı. Afrasına tafrasına bak. Reisliği buna kaptırırsak yandık. Herif düpedüz servet düşmanı canım. Senin için belediyenin arsalarına el koydu diyormuş. Senin malzeme koyduğun depoyu elinden alıp çocuk bahçesi yapacağımış. Düpedüz komünist. Beynel minel canım. Bu Vecdi ne edeceğiz arkadaşlar? Macir mahallesi silme Vecdi'ye verecek diyorlar. Okumuş takımı, mamur takımı hep ona veriyor. Bir çare geliyor aklıma. De bakalım uyanık Ali. Muhlis Efendi hacıya gitse diyorum. Bir de cami yaptırma derneği kurarsınız. Bu kasaba hepten gavur olmadı ya. Reis adayı Muhlis'e reis Halis de katıldı. Biri hacı olacaktı, öteki ondan geri mi kalacak? Böylece iki bacanak acele cami yaptırma derneğini kurup hac yolunu tuttular. Avukat Vecdi istediği kadar yırtınsın. Kasabada cemaatten fazla cami var. Okul yaptıralım, hastane yaptıralım, su getirelim desin dursun. Bizimkilerin kulak astıkları mı var? Aman nasip durdursun. Hemen yapsın komutanım. Bana bak başlarım senin on başlığına. Askerlik nizamiyede kaldı, tamam mı arkadaş? Gidiyorum. Nece şey kendin durdur. Ya bak be Allah Allah ya. Nasip, senin orada boynun bulanır. Bu yana geç isterse. Yo yo iyi böyle. Altın dereye ne kadar var acaba? Buradan 1,5 saat çeker. İlk defa gidiyorum. Yaklaşırken haber verirsin değil mi? Duydun mu? Duyduk. Önüne bak. Bu kime gidiyor dersin acaba? Hı hı. Kimler dersiniz diye merak ettik. Altındere'nin yerlisiyiz de biz. Ya ya. Kaymakam Sadri Bey'in kızıyım.
Biz askerdeyken gelen olacak. İki yıldır yoktuk kasabada. Şimdiki belediye reisinin oğluyum ben. Memnun oldum. Ben de seçilecek olanın kimin oğluyum. Belli mi babanızın seçileceği? Sırayla olurlar da. Bir onunki bir benimki. Rahatsız etmiş olmayalım. Rica ederim, bana arkadaşlık ediyorsunuz. Ayrı mı oturuyorsunuz ana babanızdan? Ben okuyorum Ankara'da. Annemin yanındayım. Annemle babam ben küçükken ayrılmışlar. Üniversitede mi? Tıbbiyeyi bitirdim bu yıl. Doktorsunuz demek. İhtisas yapmadım daha. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Nasip, sen bana bir şey söyle, sıkıştım. Buyurun. Bir çay. Bas. Bir çay. Bas. Gelsene lan. Ne var? Affedersiniz, böyle yalnız başınayken yapamaz kişini de böyle. Ne var? Ne dedim kıza? Seni met ediyordum. Çok şuna sıkıştım lan. Bana ne oğlum, benim çişim yok be. Olsun, kapıda beklersin. Ne lazım? Sen de yapıver, yolda sıkışırsın oğlum. Emredersin onbaşım. Aferin. Ay. Nasip, orada mısın? Şimdi al bakalım doktor kızı. Nasip! Emret onbaşım! Ne diyor oğlum? Açın kapıyı! Nasip! Ne diyor, şaka etme, açın kapıyı! Açın kapıyı! Geç kaldınız. Bir arkadaşa rastladık da Hasip onunla kaldı. Bir sonraki otobüsle gelecek. Nasip, sana diyorum Nasip! Açın lan şu kapıyı lan! 200 lira vereceğim ha! Açtın lan kapıyı! Ulan aç, gavurum geliyor, aç şu kapıyı! İsminiz? Perihan. Oh ne âlâ, ne âlâ! Uymadı ama Nasip benimki, memnun oldum. Hoş gelmişsin Nasip. Askerlik yaramış. Hasip gelmedi mi? Askerliği çok sevdi, tezkere bıraktı. Otobüsü kaçırdı Enay'a, akşama gelir herhalde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. O benim. Hanım Perihan Hanım. Kaymakam Sadi Bey'in kızı. Güzel. Kendisi doktordur. Efendim yolda karşılaştık biz. Hadi biz gidelim gayrı. Hadi yürü. Buyurun. Bekar değmedi bizim kaymakam ha? Hoş gelmişsin Nasip Bey. Hoş bulduk bayramcığım. Kaymakam Sadri Bey içeride mi? Ne yapacaksınız? Ben kızıyım. Kızı mı? Allah Allah. Ya hadi koş, haber ver çabuk. Görünce çok şaşıracak. Babacığım. Perihan. Babacığım. Aman idare et. Canım babacığım benim. Efendim kızınızı Salim'den getirdim komutanım. Beyefendi. Hoş geldin, hoş geldin yavrum. Çok özlemişim seni yavrum. Teşekkür ederim. Adınız? Estağfurullah, bir şey değil. Efendim, adım Nasip. Reis Namzedi Muhlis Bey'in oğlu. Asker değil mi siz geldiğinizde?
Nasip Bey'le otobüste tanıştık. Eksik olmasın, çok iyi arkadaşlık etti bana. Rica ederim, vazifemiz. Böyle sizin gibi... Sayın kaymakamımızın kızı böyle biricik... ...üniversite mezunu bir doktor hanıma. Ya, hiç sormuyorsun babacığım. Tıbbiye nihayet bitirdim. Ha. Bitirdin demek. Bitirdim. Kızımın valizini jipe koy Bayram. Şoföre de söyle, hazır olsun, eve gideceğiz. Efendim, ben artık müsaadenizi isteyeyim. Kızıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Yo, estağfurullah, öpeyim. Yani ederim. Böyle kıymetli bir hanımefendiye... Buyurun. Affedersiniz, sözüm meclisten dışarı... Eşek olsa ilgi gösterir yani. Tabii. Buyurun. Ne oluyoruz Allah aşkına? Geldim işte. Kızın değil mi? Hı. Geldiğine memnun olmadın mı? Sarılmayacak mısın bana? Ha? Burada olmaz. Eve gidelim. Canım... Çok özledim seni. İki aydır bir satır olsun yazmadın. Hadi kızım olduğunu uydurmak zorundaydın. Bu doktorluk nereden çıktı peki? Bilmem. Ağzıma öyle geldi. Hemşire olduğum için belki de. Doktorum diyiverdim. Doktor hali yok mu bende? Var. Var. Hadi yürü bakalım. Yürü. Merhaba. Bağlı cibe koydum be. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Biraz erken evlenmiş demek. Ulan nasip. Aa, bu yapılır mı lan bu? Allah! Taski! Taski! Dur lan! Sen o arabanı al da git! Ertesi gün kasabada Halis'le Muhlis'in haçtan dönüşlerini bekleyenler kara bir haberle karşılaştılar. İki bacanak Arafat'ta şeytan taşlayalım derken yanlışlıkla birbirlerini taşlayıp öbür dünyayı boylamışlardı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الذين من قبلنا evladım biliyorum acılısın ama memleket meselesi hepsinden önce gelir. Bak azizim bir geceye var sana. Belediye seçimleri yaklaşıyor Asip Bey. Sıra babasından nasibe geçmedi mi? Başkanlık da sıra mıra kalmadı. Sen bizim partiye geçip adaylığını koy hele seni başkan koymak isteriz. Şu uğursuz herife mi bırakacağız kasabamızı evladım? Hasip Aziz'in partisinden adaylığını koyuyormuş. Sıra bizde değil mi? Anlaşmayı bozdular, seni başımıza koymak ister. Başımıza çıkacağım. Kasabayı uğursuz Hasip'le şu solcu herife bırakma. İkisi de babayı alır. Hoş geldiniz beyler. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Gene bir derdiniz mi var? Sayenizde hiçbir şikayetimiz yok kaymakam bey. Hayırlı bir iş için geldik. Hı.
Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Perihan Hanım'ı... Anlamadım. Eski belediye başkanımız, merhum Hacı Halis Bey'in oğlu, Hasip Bey'e istemeye geldik. Beyler, biliyorsunuz... Perihan, yani kızım, önce ihtisasını yapması gerek. Bir nişanda karız şimdilik. Hanım kızımız okuyor, dursun. Sonra... Kendisine sormadan... Hele siz bir he deyin, ötesi kolay. Nasıl kolay yani? Hasip Bey kasabamızın en zenginidir. Bir de reis seçilince... Ya bak şimdi bu seçimler de var. Bence bu seçimler bitsin. O zaman nasipse... Aman kaymakam bey, nasibi karıştırmayın bu işe. Vay nasipçim. Nasipsin ya, valla seni görmen canım, işim bas gitmiyor. Yok, birini mi bekliyordun sen? Yok, ben namaza yetişim. Dur ya, oğlum beni de mi kandıracaksın? Tövbe estağfurullah. Ya bakalım. Kaymakamın kızını görüyor mu hiç? Gördüğüm yok. Geçen gün hiç harçlığa çıkmış. Ben işime bakarım arkadaşım, neme lazım. Bize yaramaz, şehir kızı. Hakikat be, üniversite okumuş. Anarşist midir, ne boktu diye ya. Sonra... Amanın geliyor. Ne oluyor be? Acın acın evladım, Allah'ın sevgili kuluymuşsun, işin oldu. Hangi iş? Çimento işi. Öyle mi? Kaymakamın kızını istedik canım. Tebrik ederim. Bana müsaade. Acele bir işim var da. Beğendin mi başımı açtığın işim? Güle! Ne yapayım? Ne yapacağız şimdi? Allah'ın emriyle kızım istiyorlarmış. Gülme! Yok. Hayır. Bu kasabada barınamayız artık. Biri daha yakışıklı, biri sevimli. Üstelik ikisi de zenginmiş. Artık reis seçilene verirsin beni. Veririm, öyle mi? Madem istemiyorsun beni. Bak Perihan, Allah Allah, bak Perihan. Kim demiş istemiyorum diye, hı? İstesen evlenirdin şimdiye kadar. Tabii, evlenmek, tabii de, bak, Perihan... Gel! Gel. Gülmeyecek bu yüz. Bu da ne ya? Neden verdin bana yaralar? Ya birazcık neşe ver, ya beni baştan yaran. Hep terk ettiğin sevdiklerim, paramparça dünyam benim. Baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi. Ya Rabbim beni baştan yarat. Sende kaldı dileklerim, ağaçlarda pineklerim. Sabır taşı yaptın beni, her cefaya attın beni. Ne yapayım gari böyle beni, ya Rabbim beni baştan yarat. Hiç korkmayın muhterem partili arkadaşlarım. Bu asil millet ne Hasip'in sağına ni de Vecdi'nin soluna rey girmez. Hasip partimizi arkadan vuracak arkadaşlar. Ne gibi?
Dün gece kaymakam Sadri Bey'in penceresine karşı şarkı söylemiş diyorlar. Yok ya. Ya niyeti bozuk. Kaymakam kızıyla evlenip seçimden önce hükümeti de arkasına almak. Doğru. Kaymakam bizi mi kollar, damadını mı? Asil milletimiz bu gibi müzir emellerin karşısında duyacaktır her zaman için arkadaşlar. Biz gene de tedbirli olalım. Muhtarları görün. Hı? Nasiple Vecdi'ye oy verecekler. Seçim kutuplarına yazmasınlar. Olur. Ana. Ne koşuyor bu kuşuna neftiye sürülmüş kimin? Bir doktora gitseydiniz. Sağ geldim. Siz doktor değil misin? Şey, tabii doktor sayılır. Ay, oh. Uzanı şöyle bakayım. Peki bu çarşaf niye? Sana laf gelmesin diye giydim gülüm. Aramızda nişan da yok da. Nasabalının birine düşeriz. Ah, kalbim. Of. Kalbiniz mi? Ya. Eliniz değer değmez azaldı biraz. Ne de patronum? Az önce çıktı. Nereye gittiğini söylemedi vallahi. Hmm. Aşı mı? Sağ olun Asit Bey. Nerede? Bilsem demem mi? Oğlum, rüşvet yemeye alış. Nerede patronum? Ne diyorsun ulan sen? Ah! Benim derdim kalbimde doktor hanım. Evet kalbimde. Bana Perihan deyin ne olur. Perihan. Ağrıyor mu? Yanıyor. Yanıyor evet. Mu? Yangın kalbimden başlıyor doktor hanım. Perihan dayanamayacağım artık Perihancığım. Artık dayanamayacağım. Babam. Gel bakalım be. Eyvah ne yapacağız şimdi. Çabuk ol bir şeyler yap. Şunu alın. Tamam ben bir yasa sayayım. Elini alın. Hadi. Ne yapacağım acaba? Hadi. Ben buraya gireyim mi? Olmaz. En iyisi gideyim. Çabuk gelin şimdi. Bekliyorum. Hoş buldum. Hoş buldum. Nerede? Bir derdiniz mi var? Dedim şey var var hem ne dert. Ne dertti o? Canına okudum onu derdim. Anlamadım. Hastalık mı? Hastalık. Hem de ne hastalık? Mikrop, mikrop. Bulamadım. Nasıl geldi. Bir şey bu? Nerede o? Başımın belası. Sancıyla mı başlıyor? He? Önce kalbim sıkışıyor. Bak sıkıştı. Soluk alamıyorum. Bak soluk alamıyorum. Gelin şöyle uzanın biraz. Amanın. Hatta şimdi yükseldi. Ölüyor muyum? Ne oluyor? Doktora gitseydiniz keşke. Sana geldim ya. Benim ilacım sende. Sende benim. Şol eşek. Ceketinizi çıkaralım. Allah. He? Yardım edeyim. Aman. Tamam. Evet. Böyle.
Oldu. Bir dakika şöyle. Şöyle çıkıyor baba. Kravatınızı da çözün. Soyunayım mı istiyorsun? Yok, soyunmanıza gerek yok, hayır. Soyunayım. Soyunayım şöyle, iyice bir bak bakalım. Doktor yapmayın, gelmişim. Soyunmayın lütfen. Soyunmayın, rica ederim. Benim için doktorsun canım, soyunayım da bir iyice bak. Soyunmadan. Yemeğini hazırlayayım mı babacığım? Ne oluyoruz ya? Kendi evimizde de mi babalık oynayacağız? İçeride iki hasta var. Ne hastası? Doktor değil miyim ben? Namussuz, hilekar. Beni seviyor. O seni seviyor, beni seviyor. Ah, senin neyini sevmiş? Ben sana hep seviyorum. İstikbalim mi oluyorsun benim? Ne yapabilirdim şeker? Affedersiniz, kapınızı devirdik de ya biraz. Ya böyle menteşeler şöyle... Koti! Şerefimizi içerim Nasipciğim. Şerefimizi içen canım. Açtık mı şimdi? Açtık. Kaymakamın kızını seçimi kafeden alıyor. Yahu bu ne işti? Anlaştılar galiba. Mücadelemiz demokratik ve kardeşlik ruhu içinde geçecek diyor. Seçimler bitene kadar Perihan'la alakadar olmak yok. Yok. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Öpücüğüm. Canım kardeşim benim, bir biber ye. Acı. Bence Vecdi'ye karşı birleştiler bunlar. Peki kaymakamın kızını kim alacak? İçerim canım, içerim. Hay bağlım, içerim bağlım. İçerim diyorum. Gidelim mi muhterem Nasip Bey? Siz nasıl isterseniz onbaşım. Buyurun. Buyurun muhterem rakibim. Buyurun. Normal, kolunuza. Şilen, bir dakika. Allah Allah, Allah'a ısmarladık. Allah. Hafız Allah, hafız Allah'a kuf. Ne? Benden, Allah aşkına ancak kuf. Ayhan orada uzun bana iki çift laf etti. Sayın Başkan adayımız ricamız üzerine birkaç söz söyleyecek. Canım ve de canımın içi, siz benim sevgili gözümün çiçeği. Şşt, aman ne diyorsun vatandaşlarım de. Gözümün çiçeği vatandaşlarım. Bana göstermiş olduğunuz... Bana göstettiğiniz bu güzel yüzümüzü, hela gözümüzü ve de bu teveccühünüzü... Yani koştettiğiniz... Tecavüze uğradık, geliyor. Bak, demokrasiye yaşım bunun yaptığı ya. Gel lan, gel. Aşk.
Asmada üzüm sana, kim midir sözüm sana? Seher yıldızı gibin, dikmişim gözüm sana. Sayın vatandaşlarım, gözlerimin içine bakın. Ne demek istediğimi anlarsın. Necdi Bey, seninkiler gövde gösterisi yapıyor kasabada. Kafa olmadıktan sonra dolaştırıp dursunlar bakalım boş gövdelerini. Nasip köprü yaptırıyormuş kuru çayın üstüne. Asip de çeşme yaptırıyormuş ya. Ortada kaymakamın kızı olmazsa elleri ceplerine gitmezdi bunların. Aa, siz miydiniz? Buyurun. Yarın köprümüzün açılış töreni var da... Teşekkür ederim, babama söylerim. Yok yok, biz kendisini davet ettik de yani... siz de teşrif ederseniz işte... Tabii, ben de gelirim. Şeref verirsiniz. Açılış nutkunu söylerken... gözlerim sizi arayacak. Teşekkür ederim. Anas maldık Perihan. Güle güle. Ay, orası neresi? Vay Nasipçim, nasılsınız? Teşekkür ederim, öpeyim. Sağ olun. Nasıl gidiyor bakalım sizin çeşme işi, he? Yarın açacağız, bekleriz. Öyle mi? Biz de bekleriz efendim. İnşallah, inşallah. Müsaadenizle. Rica ederim, müsaade sizin canım. Buyurun. Buyurun. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Size de efendim, size de. Eşşoğlu eşek. Hava alırsın. Merhabalar. Buyurun. Yarın çeşmemizin açılış töreni var da. Bu köprüyü zor açar artık. Bana bak lan. Bizim çeşmenin başında gece gündüz nöbetçi beklesin faiz. Ne yapacağı belli olmaz bu domuzun. Aman lan. Yıkılacak değil mi? Buna çeşme mi dayanır Nasip Bey? Dur. İçine siyah boya da koydun mu oğlum? Tabii koydum. Nasip'in yüzü gözü kapkara olmalı. Sen hiç meraklanma abi. Her şey tamam. Perihan'ın önünde elce bir Hadi elini çabuk tut Mustafa Efendi. Daha çabuk, daha çabuk. Muhterem hemşerilerim, dört kıtayı birbirine bağlayacak olan bu muazzam köprüyü iftiharla kasabamızın hizmetine açıyoruz. Gatti surette de 5 kuruş geçiş ücreti talep etmiyoruz.
bu köprünün üzerinden telli duvaklı ne gelinler geçecek? Ne doktorlar hastaların imdadına yetişecek? Su azizdir. Ne demişler? Su kimin aziz ol. Su içerken yılan bile dokunmaz. Musluğu açınca, musluğu açınca. Birazdan muhterem hemşehrilerimizin hizmetini açacağımız bu Beylikeser hepimizin malıdır. Buna karşı saygılı olmanızı, Orta Doğu'nun ve Balkanların bu muazzam çeşmesinin bilhassa yalağında ayak yıkamamanızı rica edeceğim. Bu mübarek çeşmenin suyunu kıymetli kaymakamımızın açmasını rica edeceğim. Bir dakika, bir dakika. Kaymakam Bey, Kaymakam Bey. Kaymakam Bey, siz açmayın. Ne oluyor canım? Propaganda'ya girer. Doğrudur efendim. Ben tarafsız kalmalıyım. Hasip Bey, siz açın. İyi, hadi bakalım. Uğurlu ellerinle sen aç bakalım Hasipçi. Hı? Kaymakam Bey, Kaymakam Bey, bir dakika şöyle geçin efendim, üstünüze su sıçrayabilir. Yazık olacak Hasip'e, yazık. Şurada damayla girin. Bana söyleyin, biz kendileri gibi köprü tahrip edip nifak saçmıyoruz. Ne diyor? Kendileri gibi köprü tahrip edip nifak saçmıyoruz diyor. Söyleyin ona, köprüsü malzemeden çaldığı için yıkıldı. Köprüsü malzemeden çaldığı için yıkıldı diyor. Bok yemiş o. Sizin için bok yesin diyor. Boku o yedi. Söyleyin o sabotajcıya bir ayna alsın da suratının haline baksın. Edem bulur. Sen kendi suratına bak, inek! Şöyle, bombayı da biz koymadık çeşmeye.
Allah hakiki müminler korur. Korusun bakalım, korusun Allah'ım. Ay işte bana bırakın beni. Bırakın diyorum beni. Bırakın beni. Senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya sereceğim. Bırakın beni. Bırakın. Benim çamaşırlarım temiz. Asıl ben senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya sereceğim. Bütün kirli çamaşırlarını sereceğim. Benden gelin peki. Bırakın beni. Buyurun bırakın beni. Yarın görürsün sen. Sevgili hemşehrilerim. Şimdi muhterem huzurlarınızda Hasip Cömertoğlu'nun bütün kirli çamaşırlarını bir bir ortaya dökeceğim. Evet, bir dakika. Dök sayın başkanım, dök! Arkadaşlar, siz hayatınızda bu kadar kirli bir fayla gördünüz mü? Faylanın haline bakın. Bakın bakın, bu da Hasip Bey'in kirli donu. Şu dona bak, o senedir yıkanmamış. Ulan bu kadar kirli bir donu olan bir adamı hangi kara alır ya? Hasip'in bahsettiği kirli çamaşırlar bunlar değil. Öyle o değil. Bak bir de şu kısa dona bak. Memlekette ahlak bırakmadılar arkadaşlar. Kadın kız sokağa döküldü. Kadın kolu kurmuşlar. Kadın kısmısı siyasete ne karışılmış canım? Kadın dediğin kafeste bir kuş bülbülü olacak. Kuş bülbülü. Beni seçerseniz kasabada başı açık, kısa etekle gezmeyi yasak edeceğim. Gimnastik bayramlarında kızlarımıza uzun don giyeceğim. Şöyle mi olacak bu ya? Bunları zapt edeceğiz. Atombaşım, Vecdi'nin karılar kolu geliyor. Umudunuz Vecdi, ben sizin umudunuza tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah! Bunlar da bırakmadılar be. Alışverişe çıkmış. Selçuk Koç nasip diye haber ver. Teşekkür ederim. Muhterem hemşehrilerim. Sözlerime başlamadan önce Hasip Bey'in şahsıma karşı yapmış olduğu bazı gerçek dışı sataşmalara cevap vereceğim. Muhterem Osmanlı'lılar, aziz hemşehrilerim. Nasip amca, Nasip amca. Eri amca aşağı çıkmış. Biz ki çarşıya mı çıkmış? Şimdi sözü Sayın Parti Başkanımız Bey'e bırakıyorum. Sayın hemşehrilerim. Aman da, geç kapıya, geç.
Derian geliyor, selam dur lan! Durun bakalım. Aman vay efendim, siz buralara gelir miydiniz efendim? Yani böyle ya, inanın heyecandan böyle gözlerim yaşardı. Buyurun efendim, acaba ne arzu etmiştiniz? Bir kumaş arıyorum ama... Gelinlik için mi? Ne Fransızın kokord uçağı, ne Amerikalının fantom uçağı lazım değil bize. Biz evvelallah kendi uçağımızı kendimiz yapacağız. Fabrikasını burada kuracağız. Yalnız uçakla olmaz. 1000 adet tank, 100.000 adet motor. Motor ne? Ne? Perihan çeyiz düzmeye nasıl bindik? Canına mı geldi? Bugün bütün söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun aziz din kardeşim. Aziz vatandaşlar! Güle güle! Beni mahcup ettiniz. Ne demek efendim? Bu dükkanlar sizin artık. Bütün dükkanlarım, han, hamam... Allah'a ısmarladık nasip. Güle güle, şeref verdiniz. Koş! Gel, sen dükkana koş! Çek istiyordu pezevenk. Salah salah baba dümbelek. Bugün Altındere'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 54. yıl dönümüdür. Hepimize kutlu olsun. Kahraman Altındereliler! Yok. Kahraman Altındereliler! Bravo, bravo! Teşekkür ederim. Bunlar da ne? Alışverişe çıktım. Ne alışverişi? Keyif hazırlıyorum kendimi. Hasiple nasibe mi gittin yoksa? Ne kötülük var bunda? İkisi de can atıyor benimle evlenmek için. Bak, Perihan! Kıskanıyorsun beni. Seni seviyorum. Ne olur evlenelim. Çıldırmışsın sen. Herkes kızım biliyor seni. Kaçalım buradan. Üstüme varma ne olur. Sinirlerim bozuk zaten. Yarın kurtuluş bayramı. Gece balo. Pazar seçimler. Baloda dans ederiz değil mi? Babacığım. Akşam şu sandıklar hayırlısından bir açılsın. Misafirlerimiz. Şimdi Sayın Kaymakamımız Sadri Gültan Bey gecenin mana ve ehemmiyetini belirten bir konuşma yapacak. Yaşa Kaymakamımız, Kaymakam Sultanımız. Yaşa Kaymakam babacığım. Sayın Altındereliler. Saygıdeğer konuklarımız. Kasabamız
bugün ve yarın mutlu bir tesadüf, iki büyük günü bir arada yaşamaktadır. Bugün kasabamızın kurtuluş bayramını kutladık. Yarın da belediye seçimleri için sandık başına gideceğiz. Seçimlerin olgun bir hava içinde geçeceğine inanıyorum. Sayın belediye başkan adayları aramızdayken söylüyorum. Hayır, bir dakika, bir dakika. Seçimle saat bugün saat 17'den itibaren başlamıştır. Burada propaganda yapmamanızı rica ederim. Bu mutlu gün ve seçimler kasabamız için hayırlı uğurlu olsun. Nasipçiler Sultantepe'de adam başına 25 kayme dağıtmışlar. Siz 30 verin. 5000 daha vermeniz lazım. Batırdı beni bu namussuz nasip. İri Baba mahallesinden 80 kişi ayarladık. 4 sandıkta birden oy kullanacaklar. Güzel. Hasibe oy verecekleri bir iyi sarhoş edin bu akşam. Yarın kalkamasınlar. Baş. Nasıl kaldırsan bizi? Şimdi ya. Hasip kaldırıyorsa. Hadi! Hasip hava al! Hadi kalk kalk! Kalk! Hadi! Kaymakam Beyciğim, affedersiniz, müsaade eder misiniz acaba? Buyurun efendim. Bu herif beni deli edecek. Hiç yakışmadılar. Kız maşallah artist gibi. Kızın nasipte düğün yok. Kız fingirdek canım. Perihancığım. Hanım bey, Asif bey, Asif bey. Sağ olun, sağ olun benim canımdan aziz. Hemşehrilerim. Kıçını yırtsan ben alacağım kızı. Şimdi sizlere çok sevdiğim bir aşk şarkısı takdim edeceğim. Çok dokunur bana bu şarkı. Söylerken ağlarsam kusura kalmayın. Yeşil gözlerinden muhabbet kopsun. Yeşil gözlerinden muhabbet kopsun. Yeşil gözlerinden muhabbet kalsın. Biz şu küpürünü de yıllarına taptım. Kalbimin kuluna bir kule yaptım. Müsaade edersen iki çift laf daha biz edelim, değil mi? Kıçınızı yırtsanız hava alırsınız.
ettiniz. Tamam, tamam. Gelsinler. Muhterem misafirler, sevgili kaymakam babamız, eğer izin verirseniz sizlere kendi yazdığım bir şiirimi okuyacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Ela gözlerinden muhabbet kapamaz kimse benden başka. Hiç kimse bu kadar sevemez seni benden başka. Senden başka hiç kimse... Senden başka sevemez hiç kimse beni. Senden başka sevemez hiç kimse beni. Senden başka sevemez hiç kimse. Senden başka sevemez hiç kimse beni. Değil, kendime kızıyorum. İş bu noktaya gelmemeliydi. Yarın seçimler var değil mi? Evet, ertesi gün de başkan seçilen dayanır kapımıza, görürsün. Kaçarım ben. Bu kasabadan tayinimi isteyeceğim. Gittiğimiz yerde evleniriz. Bir tanem, yapma, canım. Yapma yavrum, yapma. Etraftan gören olacak. Evimize gidelim babacığım. Oyumu kullandım, vicdanım rahatladı. Affedersiniz, sizce bu seçimleri kim kazanacak? Biz kazanacağız elbette, neden soruyor? Oyunuzu kime verdiniz efendim? Kasabamız için en hayırlı aday kim ise ona verdim. Sizce kim bu aday? Belediye başkanlığını kazanacak aday kimse o. Başka soru soracak olan var mı? Akşama kadar işimiz çok, sandık sandık dolaşacağız. Çok teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Basit bir vatandaş olaraktan vazifemi yapmış bulunuyorum. Vatana, millete hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Affedersiniz efendim, oyunuzu kime kullandınız? İbadetle siyasete karışılmaz. Onu Allah bilir. Başka? Bu seçimlerden ne bekliyorsunuz? 30-35 belediye başkanlığı bekliyoruz. Ama bir tane seçilecek efendim. Öyle mi? Bir tane seçilecekse, onu da evvel Allah'ın izniyle biz kazanacağız. 42 Hasip, 89 Nasip. Arkandan geliyor alçak ama Vecdi 245. Buyurun ya. Ya. Buyurun. Allah, Vecdi gene başta. Ulan sanki Perihan'ı o alacak diyor. Bu iş burada biter. Necdi kazandı. Buyurun. Kasabamız için hayırlı olsun. Biz kendi işimize bakalım.
Buyurun. Bu alacağın şu birader. Bu ne ya? Arkadaşlar, anlaşıldı. Allah'ın inayetiyle biz bu seçimleri kaybetmiş bulunuyoruz. Kaybettik. Kaybettik ama nasibe de nasip olmadı başkanlık. Biz kendi işimize bakalım. Vay nasipciğim. Geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun kardeşim, öpeyim. Nereye gidiyorsun böyle? Eve gidip şöyle bir güzel uyuyacağım. Ben de gidip yatacağım. Düşünme lan. İyi oldu be. Biz sidikli avrat için birbirimizi yiyecektik. Aslında güzel de değil lan. Bacakları da çarpık. Gözleri de şaşı gibi biraz. Kaç paran geçti seçim yerde? Çok. Daha saymadım. İşi gücü de fena boşladık. Yıldız için iflas ettik be. Biz böyle küçük işten adamı değiliz oğlum ya. Büyük seçimlerde milletvekilliğine adaylığımızı koyalım. Mebus seçilen mi alacak bizi? He, mebus seçilen. En iyisi. Var mısın? Hadi bağırın canım. Bağırın şahane. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bana bak, sen burada bekleyeceğin fudunda bir şey olursa ıslık çalarsın, tamam mı? Ya kız kaçmam derse? Ulan kızın gönlü zaten bende de eşek. Yürüyün. Tut. Omuz verin bana. Tamam, tamam. Kahretsin ulan! Hayatımda hiç mi insan taşımadım be? Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Dur, korkma canım, korkma benim yetenem, canım iyice. Dur, heh. Burada mı lan? Hele yukarı! Tübe kötü bir niyetimiz yoktur. Bizden önce geldin demek. Alçak, namussuz, öz düşmanı. Sen misin lan Hasip? Hay Allah, ödümü patlattın. Benim ya it oğlusu. Bırak lan kızı! Yoo, öyle beleş yok. Önce gelen götürür. Bu işin sırası mı olurmuş? İkimiz de kaybettik reisliği. Bana bak, bir karara bağlayalım şu işi. Yakalanırsak rezil olacağız kasabalılara. Yazı tura atalım mı? Hile yapmak yok ama. Yok, söyle. Benden yazı. Benden tura. Tura. Çek, çek. Tamam, bu iş bu kadar. Çek, hakkına razı ol. Arkamdan bir namussuz da gitme bak. Oba! Göre Feryan'ı kaçırdık be! Oba! Amanın! Bu ne lan? Lan bu kim? Allah belanı! Vay lan! Sen ne arıyorsun lan burada? Perihan nerede lan? Kaymakam Bey, Perihan Hanım'ı şehre götürdü. Beni de buraya bekçi bıraktı. Buyurun, işte. Nasibinizi Hasip Beyci. Aman rica ederim siz, buyurun Hasip Bey. Ulan çaba bak be! Bu ne ya? Bu ne bileyim ya? Bir ay sonra Sadri Bey'le Perihan evlendiler. Perihan bizimkilere birer düğün fotoğrafı yolladı. Hasip'le Nasip de hali vakız bulup aldılar. Böylece şimdilik onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine.